أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bir zamanda şöyle dedik: şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız. Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz. Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz. Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın. Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz. Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver. Buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme. O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi ya Rabbena, hıtta deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki, suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz.